26 Kasım 2021 saat 19 günlerden cuma, bir haftayı da yavaş yavaş noktalamak üzereyiz. Eskişehir'de günün gelişmeleriyle ana haber bülteninde karşınızda olacağız. Milliyetçi Hareket Partisi ile başlayalım. MHP'nin ülke çapında başlattığı İl İl Anadolu projesi programı kapsamında Eskişehir'de önemli bir isim vardı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter bugün parti binasını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulundu. MHP'nin Eskişehir'e ayrı bir önem verdiğini ve Eskişehir'den çok değerli sonuçlar beklediklerini ifade etti. Değerli dava arkadaşlarım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin başlatmış olduğu Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programı kapsamında Eskişehir'e geldi. Temasıyla başlatmış olduğumuz... İlk olarak partisinin il binasını ziyaret eden Yönter'i, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İsmail Candemir, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve partililer karşıladı. Ayağında gerekli mücadeleyi... 30 Ekim'den bu yana 55 ili ziyaret ettiklerini söyleyen Yönter, Eskişehir'e ayrı bir önem verdiklerini kaydetti. Gönüllerin kapısını çalıyor, hamdolsun gönüllere de giriyor. Milliyetçi Hareket Partisi... Vatandaşımız neyi istiyorsa, insanımız neyi bekliyorsa oradadır, o görüştedir, o uğurda da mücadeleyi Allah'ın izniyle sürdürecektir. Eskişehir bizim için çok özel, çok anlamlı. Eskişehir aynı zamanda bir ticaret merkezi, Eskişehir kültür merkezi, Eskişehir yol ağzında ve kavşak noktasında, Eskişehir Anadolu'nun parlayan ve yükselen bir yıldızı. Eskişehir'e ayrı bir önem veriyoruz. Eskişehir'e ayrı bir değer veriyoruz. Eskişehir'e ve Eskişehir'den çok büyük, çok büyük sonuçlar bekliyoruz. Eskişehir İl Başkanımıza, teşkilatımıza gönülden güveniyoruz. Burada samimi çalışmalarından ve sorumlu yaklaşımlarından dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. Davamızı bir bayrak gibi Eskişehir'de taşıyorlar. Yönter ayrıca Cumhur İttifakı milletin ahlak ittifakıdır diyerek Cumhur İttifakı Cumhur'un gücüyle, duasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacaktır dedi. Hamdolsun milletin ahlak ittifakıdır, milletin vicdan ittifakıdır, tarih ittifakıdır ve Cumhur İttifakı Cumhur'un gücüyle, Cumhur'un duasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacaktır. Eskişehir'in gururu Teyi'de. Üretim devam ediyor. Gurur veren üretimde Kara Şahin'in 50. helikopter motoru da teslime hazır hale getirildi. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit artık haftada bir motor üretebilecek kapasiteye eriştiklerini ifade etti. Teyi 2010'lu yılların başında ön çalışmaları yapılan ve 2014 yılında imzalanan yerli Kara Şahin üretme projesinde 50. helikopter motorunu teslime hazır hale getirdi. Genel maksat helikopter olarak da bilinen Sikorsky helikopter motoru T-700'ün tamamlanışı, Teyi Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşi, Teyi Yönetim Kurulu üyeleri ve Teyi çalışanlarının katıldığı törenle kutlandı. Teyi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, motorları seri imalat olarak ürettiklerini ve her motorun üretimden sonra bir dizi teste sokulduğunu kaydetti. Motorları seri imalat artık üretiyoruz. Üretiyoruz, teste sokuyoruz, PESOF testleri diyoruz. Bu testlerden geçip müşteri tarafından kabulü yapıp onaylananları kutusuna koyup gönderiyoruz. Teyi olarak haftada bir helikopter motoru üretecek kapasiteye ulaştıklarını müjdeleyen Akşit, bu durumun havacılık sektöründe azımsanmaması gerektiğinin altını çizdi. Şu an geldiğimiz noktada artık haftada bir motor üretecek noktaya gelmiş durumdayız. Otomotiv sanayinde yıllık 1,5 milyon adetlerden falan bahsediyoruz. Havacılık sektöründe bu kadar yüksek adetler mümkün değil. Bu dediğimiz haftada bir adet gerçekten büyük bir adet. Yani otomotiv sanayiyle halkımız karıştırmasın bunu. Günde binlerce üretmek gibi falan, öyle havacılık sektöründe öyle bir şey yok. Bunlar adette küçük, hacimde küçük, kıymeti yüksek şeyler. Teyi Genel Müdürü Akşit'in konuşmasının ardından pasta kesilerek yapımı tamamlanan helikopter motorlarıyla hatıra fotoğrafı çekildi. Müzik.
Türk Tabipler Birliği özlük hakları çalışma koşulları için İstanbul'dan Ankara'ya devam edecek olan bir yürüyüş başlattı. Yürüyüşün duraklarından biri de Eskişehir'di. Burada da Türk Tabipler Birliği'nce bir açıklama yapılmak istendi. Ancak izinsiz olduğu gerekçesiyle yaptırılmayan açıklamada gergin anlara sahne oldu. Türk Tabipler Birliği ve beraberindeki hekimlerle sağlık sendikaları özlük hakları, çalışma koşulları ve halkın sağlık hakkı için İstanbul Kadıköy'den Ankara'ya beyaz yürüyüş başlattı. Eskişehir'e de uğrayan yürüyüş korteji, Tepebaşı Belediyesi'nin yaptığı sağlık çalışanlarına saygı anıtı önünde Eskişehir Bilecik Tabip Odası ve birçok katılımcı tarafından karşılandı. Karşılaşmaya Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Jale Nursüllü, İyi Parti Milletvekili Arslan Kabukçoğlu, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de katıldı. Burada kısa bir açıklama yapan Ahmet Ataç, zor şartlar altında çalışarak hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız hiçbir zaman unutulmayacaklar dedi. Cephede kaybettiğimiz sevgili dostlarımızı anmadan bırakamazdık. Bu baca çok önemli. Bu bacadan o dostlarımızın sevgileri yükselerek gökyüzüne çıkacak ve hiçbir zaman unutulmayacaklar. Işıklar içinde uçsunlar arkadaşlar. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, yaşam haklarını savunmak için yollara düştüklerini ve mücadeleyi sonuna dek savunacaklarını kaydetti. Hekimler olarak bu mücadelenin daha da büyüyeceğini, bu mücadeleyle haklarımızı, yaşam hakkımızı, yaşama hakkımızı sonuna kadar savunup elde edeceğimizi bir kez daha duyurmak istiyoruz. Sağlık çalışanlarına saygı anıtı önünde yapılan konuşmaların ardından grup Eskişehir Bilecik Tabip Odası önüne yürüyüş düzenlemek ve basın açıklamasını odanın önünde yapmak istedi. Emniyet görevlileri ise yürüyüş için izin alınmadığını, bu nedenle valiliğin yürüyüşe izin vermediğini belirtti. Bütün illerde yürüdük böyle. Hocam lütfen yürüyüşünüzde sizin izin verilmiyor anlamı çıkarmayın burada. Nasıl ne? Hiçbir izin başvurunuz yok. İzin başvurunuz yapmak zorunda. Evet efendim yapmak zorundasınız. Burası 2009-11 güzergahı harici. Ortamın gerginleşmesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Jale Nursüllü devreye girerek valilikle görüştü. Bunun üzerine slogan atmadan sessiz bir şekilde yürüyüşe izin verildi. Slogan atılmamak kaydıyla. Slogan atmayacağız. Tamam. Trafiği aksatmayacak kaydıyla. Tamam. Ama pankartımız olur. Pankartınız olsun sessiz tamam. Yürüyün. Tamam. Bakın adı sessiz tamam. Yürüyüşse tamam. Lütfen. Tamam. Tabip Odası önünde basın açıklaması yapan Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Nesrin Aksoy Ekici de hak ettiklerini almak adına mücadelelerine devam edeceklerini aktardı. Meslek hastalığı olarak kabul edilinceye, sağlıkta etkin bir şiddet yasası çıkarıncaya, hak ettiğimiz ücretleri alıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Emek bizim, söz bizim. İyi Parti İl Başkanı Eren Ekmen, ekonominin kötü gidişatına sessiz kalmayacağız diyerek erken değil, derhal seçime gidilmeli açıklamasında bulundu. Dolar 13.5 TL'yi gördü. Ülke ekonomisinin kötü gidişatı ve fiyatların sürekli olarak artış göstermesi nedeniyle İyi Parti tarafından açıklama yapıldı. İyi Parti İl Başkanı Eren Ekmen, ülkenin her geçen gün daha da kötüleştiğine dikkat çekerek erken değil hemen seçim yapılması gerektiğini söyledi. Ekonomi bürokratlarını bir korku sarmış, konuşamıyorlar, piyasaya müdahale edemiyorlar. Ülkemiz çaresiz değildir. Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan tek bir çıkış yolu vardır. O da erken seçimdir. Genel Başkanımız son bir haftadır bu durumu vurgulamaktadır. Ülkemizde yetişmiş binlerce genç bilim insanı, basiretli bürokratlar vardır. Bu insanlar hali hazırda dışlanmaktadırlar. Erken seçim sonrasında ekonomiyi 6 ayda işte bu basiretli ve liyakatli bürokratlarla, bilim insanlarıyla ülkeyi düze çıkaracağız. Bu nedenle bir an önce erken seçime gidilerek sandık milletin önüne konulmalı. Milletimiz bir an önce bu basiretsiz ve liyakatsiz yönetimden kurtulmalıdır.
Eskişehir'in ulusal liglerde mücadele edecek bir kadın basketbol takımı var değerli izleyenler. Çağdaş Kolejciler kadın basketbol takımı 27 Kasım Cumartesi günü, yani yarın, Ankara ekibiyle Eskişehir'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde yönetim kurulu ve teknik heyet kameraların karşısına geçti, sürece dair önemli açıklamalarda bulundu. Eskişehir'in ulusal liglerde oynayan tek basketbol takımı olan Çağdaş Kolejciler kadın basketbol takımı 2021-2022 sezonunda kadınlar bölgesel basketbol liginde mücadeleye hazır. Sağlam basması. Yarın Ankara ekibiyle Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda saat 18'de karşılaşacak olan Çağdaş Kolejciler'de yönetim kurulu ve teknik heyet basın toplantısı düzenledi. Bu hafta sonu maçlarımız başlıyor. Bununla ilgili toplantıda öncelikle söz alan kulüp başkanı Doçent Doktor Yavuz Tuna hedeflerinin başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. İlk olarak bizim hedefimiz kızlarımızın Eskişehir'i temsil edecek noktada ve daha devamında da eğitimlerini iyi bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak. Tabii ki amacımız spor anlamındaki bir başarıdan ziyade hayata kazandıracağımız kız çocukları noktasında olacak. Yönetim kurulu üyesi basketbol şube sorumlusu Cengiz Hakan Aydınsa yaptığı açıklamada kulübün başarılı bir şekilde yolunda ilerlediğini söyledi. En büyük farkımız kızlarımızın çoğunun kendi kızımız olması, kendi çocuklarımız olması ve bu şekilde ilerliyor olmamız. Yaklaşık 10 yıldır işte şeyde oynuyoruz, KBBL'de ve hep kendi çocuklarımızla oynadık. Eskişehir'in kızlarıyla oynadık. Çağdaş Kolejciler kadın basketbol takımı baş antrenörü Burak Şense yeni sezonda iddialı olduklarının altını çizdi. A takımda evet gençiz, dinamiyiz ama uyumlu bir takımız. Bu sene 3-4 tane sporcu dışarıdan geldi. Fakat bu kısa zamanda iyi bir uyum süreci yaşandı. Ve müsabakalarda da 2 tane Ankara, bir Düzce, bir Kastamonu olmak üzere 5 takım var. Güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Takım kaptanı Semra Kazanç yaptığı konuşmada ise takıma güvendiğini kaydetti. Aslında benim amacım örnek olmak. Hem kendi çocuklarıma hem de öğrencilerime örnek olmak amacıyla oynuyorum ve çok da eğleniyorum. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında bir araya geldi. Kadına Şiddet Son Bulsun buluşmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de destek verdi. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri İsmet İnönü Caddesi'nde buluştu. Kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü kapsamında bir araya gelen kadınlara Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Jale Nursülü de destek verdi. Buluşma alanında mumlardan el işareti yapılarak kadına şiddete dur de mesajı verildi. Dernek Başkanı Nuran Yenilmez, kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. 25 Kasım kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için uluslararası mücadele günüdür. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen şiddetin bir insanlık suçu olduğunu ifade etti. Kadına şiddet aslında bir insanlık suçudur. Tabii Türkiye'de son dönemde kadın cinayetleri, kadınların darp edilmesi, kadınların tecavüze uğraması aslında milletçe hepimizi utandırması gereken olaylardır. Konuşmaların ardından hayatını kaybeden kadınlar için gökyüzüne özgürlük balonları salındı. Güneş, Kader Kırım, yanlış. Selime Pişkin. Zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kaldı. 1 Aralık tarihinden itibaren mecburen o lastikler takılmak durumunda. Ustalar da haliyle uyarılarda bulunuyor. Bu işi son güne bırakmayın diyor. Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. Zorlu hava koşullarında kazaların önüne geçmek adına uygulanan zorunlu kış lastiği uygulaması için süreç daraldı. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. Uygulamaya uymayan sürücüler hakkında idari para cezası uygulanacak. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiğini değiştirme ücreti EBA'da göre 80 ila 120 lira arasında değişiyor. Öte yandan uygulamaya az bir süre kala otolastikçilerde de yoğunluk başladı.
Otolastik ustası Cevat İnan zorunlu kış lastik uygulamasının yaklaşmasıyla birlikte yoğunluğun artına dikkat çekerken sürücülere de tavsiyelerde bulundu. Evet, bu aralar biraz daha yoğunlaşmamız başladı. Aralığa kalmadan herkes taktırıyor lastiklerini. Özellikle ticariler geliyor zaten. Hususiler de geliyorlar, yani onları da taktırıyorlar. Onlar da hani rahat kış geçirmek için onlar da gelip lastiklerini taktırıyorlar. Eksi 40 derece altında yumuşak kalma özelliğine sahip. Öbürü tam tersine 10 derecenin altına düştüğü zaman sertleşen bir lastik. Tabii havalar soğuduğu zaman da bu sefer sertleştiği zaman frenleri de tutmuyor tabii. O arada kazalar olduğu için hani kış lastiğini taktırırsa daha iyi olur. Daha güvenli yollarlar, daha rahat ederler yani kışın. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından yürütülen Türkiye'de kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçelemenin uygulanması projesi kapsamında verilen farkındalık seminerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve meclis üyeleri de yer aldı. Üst düzey kamu görevlilerimize yönelik farkındalık seminerlerinin dördüncüsüne hoş geldiniz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yönetici konumundaki kamu görevlileri ve meclis üyelerine yönelik kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme farkındalık seminerleri gerçekleştirildi. Halen devam etmesi, kadınların ekonomik ve sosyal anlamda özgürleştirilmemesi. Seminer programı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin temsilcilerinin konuşmalarıyla başladı. Ve ayrımcı politikalarla karşı karşıya kalıyorlar. Ekonomik ve sosyal anlamda erkeklerden daha düşük bir statüde görülüyorlar. Açılış konuşmalarının ardından konuşmacılar tarafından sunum gerçekleştirildi. Bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Seminer, değerlendirme ve kapanış konuşmalarıyla sonlandırıldı. Odunpazarı Belediyesi de 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirdiği farkındalık etkinliklerine devam ediyor. Bu kültürel yapıdan çıkıp bunları daha aydınlık. Kadın ve kadına yönelik şiddetin konuşulduğu söyleşiye konuşmacı olarak Nur Türk ile Arzu Dinçer katıldı. Dinçer ve Türk söyleşiye kendilerini ve kitaplarını anlatarak başladı. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgili farkındalık yaratmak için bu söyleşiye katıldıklarını belirten Arzu Dinçer, yaşadığımız toplum bize kaderciliği ve ikincil olmayı dayatıyor dediği, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Söyleşiye katılanlarla hayat ve yazarlık öyküsünü paylaşan Nurtürk, kadına yönelik şiddetin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti. Söyleşinin sonunda iki yazar da kendi kitaplarından kadına yönelik şiddeti içeren pasajlar okudu. Gözyaşlarına sözlere eşlik etti. İnönü Belediyesi tarafından yaklaşık 3 yıldır üretilen keklikler, zirai mücadele ve doğal dengeye katkı sağlamak amacıyla doğaya salınıyor. İnönü Belediyesi'nin hayata geçirdiği keklik üretim merkezinin temelleri ilk olarak 2018 yılında belediyenin Fenişleri Şantiyesi'nde atıldı. 3 yıldır devam eden çalışmalarla her yıl keklik sayısının artırıldığı üretim merkezinde bu yıl 500'ün üzerinde keklik yetiştirildi. Yetiştirilen keklikler zirai mücadele ve doğal dengeye katkı sağlamak amacıyla doğaya salınıyor. 150-200 tane üretmiştik. Bu yıl 500'ü geçtik. Bunları doğaya salıyoruz. Bunlar süne, kene, zararlı hayvanlar için doğada faydalı hayvan. Bunun için yetiştiriyoruz. Kış aylarında ormana çekilen keklikler yazın ovalara gelerek süne ve keneyle mücadelede de önemli yer tutuyor. Ayrıca keklikler isteyen vatandaşlara da ücretsiz olarak veriliyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdaydık. Tekrar görüşünceye dek hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.